Herkese merhabalar. Sınavların başladığı, LGS'nin yaklaştığı bu günlerde Tonguç Akademi ile yanınızda olmaya devam ediyoruz. Hemen bakalım neler göreceğiz biz. Tabii ki de sorumlu olduğunuz bazı üniteler var. Bu konuları ve üniteleri bir bakalım. İlk önce periyodik sisteme bakacağız. İşte e, metalleri, ametalleri ve yarı metalleri göreceğiz. Daha sonra maddede değişim, sonra kimyasal tepkime türlerine bakacağız. Ondan sonra ısı, sıcaklık, sıcaklık değişimlerine değineceğiz. Isı hal değişimlerine değineceğiz. Bu kadar da kalmıyor arkadaşlar. Devam edeceğiz. Daha sonra basit makinelere geçeceğiz ve dersimizi tamamlayacağız. Tabii ki bu dersimizde bazı püf noktalarından yalnızca bahsedeceğiz. Yani biraz daha kısa ilerleyecek, daha uzun, daha detaylı izlemek istiyorsanız hemen şu yukarıda bulunan i e butonuna tıklayabilirsiniz. Çünkü orada Tonguç 8. sınıfta daha detaylı bir yazılıya hazırlık provası olacaktır. Peki bu yazılıya hazırlık provalarını yaparken bizler nelere göre bu konuları hazırlıyoruz arkadaşlar? Size bazı kitaplar sunuyoruz biliyorsunuz ki. Bunları biz ortaokulun göndermiş olduğu. Daha doğrusu Milli Eğitim Bakanlığının okullara, öğretmenlere göndermiş olduğu konu ve kazanımlar var. Bu konu ve kazanımlara göre bizlerde ne yapıyoruz? Sizlere yazılı notları hazırlıyoruz. Bu yazılı notları niçin önemli? Şu sebepten dolayı önemli. Çünkü kitaplarda uzun uzun anlatımlar oluyor. Uzun uzun anlatımlar olduğu zaman da ciddi anlamda can sıkıcı olabiliyor. Sıkılıyorsunuz, çalışmak istemiyorsunuz ya da o kadar detaya ihtiyacınız yok. Sadece ufak püf noktalarına bakmanız yeterli. Anahtar kelimeleri işte bu yazılı notları bu sebepten dolayı Dolayı çok önemli. Direkt hatta bazı soruların şık diye cevabını bulmanıza yardımcı olabilir diyor. Hemen başlayalım. Periyodik sisteme geçmeden önce bunun bir tarihçesi olduğunu biliyor olmamız gerekiyor. Bu tarihçesine göre ne söyleyebiliriz? Tarihteki ilk periyodik tabloyu döbrene yer oluşturmuştur diyebiliriz arkadaşlar. Yani bu tabloyu oluştururken benzer özellik gösteren elementleri üçerli gruplara ayırarak yapmıştır. Hemen devam ediyoruz. Kim var sırada? Beguier var. Beguier ise Fransız bir bilim insanıdır. Periyodik tablosunu benzer fiziksel özellik gösteren elementleri dikey sıralarda olacak şekilde sarmal olarak sıralayarak oluşturuyor. Bunu da unutmuyoruz arkadaşlar. Hemen devam ediyoruz. Nieland ise o devirde bilinen 62 elementi artan atom ağırlıklarına göre sıralamış ve benzer fiziksel özelliklerine göre elementleri gruplara ayırarak periyodik tablosunu oluşturmuştur diyoruz. Ve Newlands diyor ki, atom ağırlıkları 8'in katı olan elementlerin özellikleri benzerdi. 1864 yılında yazdığı bir yazıda Newlands bunu oktav kanunu olarak tanımladı. Bu oktav kanununa göre herhangi bir element tablodaki 8. elementle benzer özellikler gösteriyordu diyebiliriz. Hatta bunu notalara benzetmişti arkadaşlar. Müzikteki notalara benzetmiştir. O zaman şöyle kodlayabilir miyiz? Bakın bu bilim insanlarına muhakkak soru çıkar. Eğer ki soru çıkacaksa ben şunu biliyorum ki Newlands ne yapıyor? Periyodik tabloyu müzikteki notalara benzetiyor diyoruz. Hemen devam ediyoruz. Kiminle? Mendeleyev'le. Meyer ve Mendeleyev'le devam ediyoruz. Her ikisi de ne yapıyor? atom ağırlıklarına göre ne yapıyor? Periyodik tabloda elementleri sıralıyor arkadaşlar. Moseley de atom numaralarına göre sıralıyor diyoruz. Peki biz bunlara baktığımız zaman ne söyleyebiliriz? Periyodik tabloda soldan sağa doğru gidildikçe atom numarası artar. Yani şurada ne diyoruz? Bir numaralı atom var. 2, 3, 4, 5 6 7 böyle böyle sıralanıyor arkadaşlar ve yukarıdan aşağı doğru gidildikçe de ne oluyor yine atom numarası artıyor diyoruz. Benzer kimyasal özellik gösteren elementler aynı grupta bulunur. Yani 1A grubuna baktığım zaman ne olmasını beklerim ben? Tabii ki de arkadaşlar ee, aynı benzer özellikler göstermesini beklerim derken burada bir istisna olduğunu da size söylemek istiyorum. Bu istisna da nedir? Bu istisna tabii ki de şu bir numaralı da bulunan hidrojen elementidir. Ona da biraz sonra değineceğim size. Hemen arkadaşlar devam edelim çok hızlı bir şekilde ilerleyelim. Bunu sarıyla çiziyorum. Ha, neyi hangi renkle çizdiğime dikkat edin. Şurayı da sarıyla çizdim. Burayı da sarıyla çizdim. Devam ediyorum. Burayı da sarıyla çizdim. Burayı da sarıyla çizdim. Şimdi bu sarıyla çizdiğim yerlerin bir e, özelliği var. Onlar ne? Şurayı sarı. Şunu sarı olarak düşünün arkadaşlar. Sarı tamam mı? Özelliği var. Bu özellikler ametal özellikleridir. Ametaller mattır. iletkenlikleri azdır. Ter ve levha yapılamaz. Katı sıvı gaz halinde oda sıcaklığında bulunabilir diyoruz. Geriye kalan şu kısma bir bakalım. Böyle büyük bir alan kalıyor. Şu büyük alana da şöyle 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 çizgiler çekiyorum. Bu çizgilere baktığım zaman şunu şöyle alayım çünkü önemli. Evet bu kısım önemli. Şu yeşil ile çizmiş olduğum sınırını belirlemiş olduğum alan var ya bu alanda şurada göstermiş olduğumuz metallerdir. Peki metaller nelerdir? Metaller parlaktır, iletkenlikleri çoktur, tel ve levha yapılabilir. Civa hariç katıdır. Arkadaşlar civa Termometreden de gözümüzün önünde bulundurabiliriz aslında bu örneği. Yani sınavlarda karşımıza çıktı, kafamız mı karıştı? Hemen ne yapacağız? Termometreyi gözümüzün önüne getireceğiz ve diyeceğiz ki Aa, bunun içinde cıva var, cıva da bir metalse eğer ki o zaman cıva hariç tüm metaller ne diyeceğiz? Katıdır diyeceğiz. Süper ilerliyoruz. Yarı metallere bakacağız. Yarı metalleri de ben hemen şöyle bir turuncuyla göstereceğim size. Şurası, burası evet çok güzel. Başka şurası arkadaşlar. Devam ediyoruz. Şu kısım. Ve şu kısmı ben yarı metal olarak gösterebilirim. Parlaktır. Yani parlak da olabilir, mat da olabilir. İletkenlikleri ortadır. Tel ve levha haline getirilebilir. Ve genellikle katı halde bulunur diyoruz arkadaşlar. Bombastik bir yer var. Çok önemli bir yer var. Bu çok önemli yerin özelliğine hemen bakıyoruz. Öğretmenlerin en çok sormayı sevdiği. Hatta LGS'de muhakkak çıkacağını düşündüğüm bir yer var. Tabii ki de şu periyodik tabloda yerini bulma olayı. Şimdi... Grupları da söyleyeceğim size. İlk önce bir periyodik tabloda yerini bulalım. Daha sonra da gruplardan bahsedeyim. Çok da uzatmak istemiyorum bu meseleyi. Görmüş olduğunuz gibi bir sodyum metali var. Sodyum metalinin hemen yanına da neyi göstermiş arkadaşlar? Atom numarasını göstermiş nötr halde. Ne yapıyoruz biz? Bunun periyodik tablodaki yerini buluyoruz. İlk katmana ne yazıyoruz arkadaşlar? Daima 2 yazıyoruz. İlk katmanda toplamda daima iki tane elektron olur. İkinci katmana en fazla 8 tane koyabiliriz. İlk katmanda maksimum 2, ikinci katmanda 8, üçüncü katmanda da 8 olur. Ama ilk katman dolmadan diğer katmana geçiş yapılmaz. Şimdi ilk katman maksimum 2 alıyordu ya 2'yi yerleştirdim. Geriye kaç tane kaldı? 9. İkinci katmanım kaç tane alıyordu? 8. Maksimum 8 alabiliyor. E 9 tanesinden 8 tanesini de yerleştirdim. Geriye bir tane kaldı. Onu da ben hemen üçüncü katmana aktardım. O zaman katmanları söylüyorum. Katman sayısı bize periyot numarasını verir arkadaşlar. 1 2 3 Üçüncü periyot, son katmandaki elektron sayısı da bana neyi verir? Grubu verir. Üçüncü periyot 1A grubudur diyorum. 1A grubu alkali metaldir. Şuradaki sarı kısım hariç. Sarı nedir? Bir ametaldir. Çünkü bir hidrojen var orada. Hidrojen istisnai elementtir. Bunu unutmuyoruz. İstisna deyince aklımıza ne geliyor? İstisna, istisna. Tabii ki de hidrojen geliyor. Hidrojen bir ametaldir. 1A grubu geriye kalanlar alkali metaldir diyoruz. 2A grubu toprak alkali metalleridir diyoruz. 7A grubu halojenler. 8A grubu da burada soy gazlardır. Gaz halinde bulunduğumuzdur oldukları için söyleyebiliriz. Hemen devam ediyoruz. Evet arkadaşlar şu anda görmüş olduğunuz karşınızda görmüş olduğunuz bu sayfa var ya birebir sınavda çıkacak bir sayfadır arkadaşlar. O yüzden kulağımızı iki katı fazla düşünüp daha çok dinleyeceğiz şu anda dersi. Maddede değişim fiziksel ve değişim ve kimyasal değişim gerçekleşiyordur arkadaşlar. Fiziksel değişim niçin böyle fiziksel değişim diyoruz onu söyleyeyim size. Çünkü dış görünüşünde meydana geliyor. Aynı maddedir yine hal değişimi çözülme kesme kırma fiziksel değişimi örnektir. Yani burada maddede bir aslında değişiklik olmuyor. Sadece görünüşünde değişiklik oluyor. İç yapısında değişiklik olmuyor fiziksel değişimde. Kimyasal değişime bakıyoruz şimdi. Kimyasal değişimde iç yapı değişiyor. Yeni madde oluşuyor. Mesela yanma, mayalanma, ekşime, kokuşma bunların hepsi oksitlenme. Bunların hepsi arkadaşlar kesinlikle ve kesinlikle nedir? Kimyasal değişimi örnektir. Kimyasal değişim kimyasal tepkimeler sonucunda gerçekleşiyor olabilir diyebiliriz aslında arkadaşlar. Bu kimyasal tepkimeler ne olabilir? Mesela görmüş olduğunuz gibi moleküllerimiz var. Tepkimeye girmişler ve e, yeni madde oluşturmuşlar. Bunlarda ne? Hidrojen, hidrojen yanıcı bir madde. Kimliğine baktığımız zaman oksijen yakıcı bir madde. E, her ikisi de belli oranlarda bir araya geldi ve suyu oluşturdu. Su ise söndürücü bir maddedir diyoruz arkadaşlar. Şimdi burada dikkat etmemiz gereken bir nokta. 4 gram 32 gram toplamda kaç yaptı? Şu kısma biz girenler diyoruz değil mi? Tepkimeye soktuğumuz maddelere girenler diyoruz. Kesinlikle bunu unutmuyoruz. Tepkimeye soktuysak girenler maddesi. E tepkime sonucunda oluşan ürünlere ne diyoruz biz? Ürünler diyoruz yine <laughs> orada farklı bir şey söylüyorum. Ürünler diyoruz. Şimdi devam edelim. 4 gram hidrojen 32 gram da oksijen tepkimeye girmiş ve toplamda 36 gram su oluşmuş. E ben şunu söyleyebilir miyim? Kesinlikle ve kesinlikle toplam kütle korunmuştur. Evet bu bir kanundur çünkü toplam kütle arkadaşlar daima korunur diyebiliriz. Kesinlikle mükemmelsiniz. Hemen devam ediyoruz. Atom türü ve sayısı korunur diyoruz. Toplam kütle korunur diyoruz. Bakın burası LGS'de dahi çıkar diye iddialıyım. Çünkü LGS'de ve bu üniteyle alakalı en çok sorulan kısımlar zaten buralar diyorum. Molekül sayısı değişebilir, tanecik yapısı değişir diyoruz arkadaşlar. Şununla karıştırmayın. Yeni madde oluşuyor. O zaman yeni atom mu oluyor? Hayır tabii ki de yeni atom olmuyor. Bakın burada hidrojen görüyorsunuz öyle değil mi? E burada suyun içerisinde de hidrojen yok mu? Yani hidrojen olarak tepkimeye girip sodyum olarak çıkmıyor ki. Öyle bir şey düşünmüyorsunuz tamam mı? Hidrojen var. Görevini değiştiriyor diye düşünün. İç yapısını kimliğini değiştiriyor diye düşünün arkadaşlar. Yanıcıyken söndürücü bir maddenin yapısını oluşturuyor gibi düşünebilirsiniz burada. Hemen devam ediyoruz. Kimyasal tepkime türlerine baktığımız zaman yanma tepkimeleri var, nötr nötralleşme tepkimeleri var. Nötralleşme tepkilerinde en çok görmüş olduğumuz tabii ki de asit baz tepkimeleri olacak. Hocam bu asitlerden bazılardan bıktım diyeceksiniz. Bıkmanıza gerek yok. Hemen şuraya bir pH cetveli çiziyorum. Yamuk oldu kusura bakmayın. Şurada bir sıfır var. Burada ise 14 var. Tam ortaya da ben 7 çiziyorum. 7 yazıyorum daha doğrusu. Hemen bakıyorum. Şu 0 ile 7 arası benim için önemli. Niçin önemli? Çünkü bu bir maddenin asit olduğunu ve asitlik derecesinin ne kadar asit olduğunu gösteren bir ölçüm aletidir pH cetveli. Yani 0 ile 7 arası asittir diyoruz arkadaşlar. 7 ile 14 arası bir madde 7 ile 14 arasındaysa buna da biz baz diyoruz. Hatta bazoh diyoruz. Yani şöyle de olabilir kodlaması. Hasit bazoh bazoh Evet arkadaşlar burada da e, sulu çözeltilerinde hangi iyonları verdiğini görüyoruz hemen. Sulu çözeltilerinde H artı iyonu verirken asitler bazlar ise OH eksi iyonu verir diyebiliriz. Ve sıfıra doğru gidildikçe asitlik 14'e doğru gidildikçe ise bazlık derecesi artar diyoruz. Buradaki 7'nin başı kel mi? Tabii ki de değil. Buradaki 7 de nötr olduğunu gösteriyor diyoruz. Ortada tuz olduğuna göre o zaman tuzun bir nötr olduğunu nötr bir madde olduğunu söyleyebiliriz. Hemen sol tarafa baktığımız zaman yanma tepkimeleri var. Şimdi arkadaşlar size püf nokta vereceğim. Kulağınızı iyi açın beni iyi dinleyin. Niçin? Çünkü sınavlarda kafa karıştırmayı çok seviyorlar. Şimdi baktığınız zaman burada artı var. Oksijen zavallım burada yanında herhangi bir atom olmadan tek başına mı kalmış? Bakın şurası için söylüyorum. Evet işte siz girenler kısmında oksijeni böyle gördüyseniz buna yanma tepkimesi diyebilirsiniz. Size de buradan bir püf noktası olsun. Ne diyebiliriz bu yanma tepkimeleri için? Ben şimdi size burada bir yanma tepkimesi yazacağım ama bildiğiniz yanma tepkimeleri yorumlarda yazmayı unutmayın arkadaşlar. Hemen devam ediyoruz. Odunu ben verdim odunu yaktım odunu. Ne olacak arkadaşlar? Oksijenle burada görmüş olduğunuz gibi oksijenle yaktım ben. Sonunda ne oluştu? Kül artı gaz ve sonunda da ne oluştu? Isı oluştu arkadaşlar. Bunu unutmuyoruz. Ve 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 şuradaki girenlerdeki toplam kütle ise Kütle ile ürünlerdeki toplam kütle daima birbirine eşittir diyoruz. Buraya da küt yazmışım artık. Kimyasal tepkime türlerinden örnek verebileceğimiz solunumdur arkadaşlar. Paslanmadır, odunun yanmasıdır diyebiliriz. Hemen şurada bir şey dikkatimi çekiyor. Sizin de çektiğine eminim kesinlikle. Baktığımız zaman burada metal mermer demiş. Delice ve tahriş edicidir demiş. cam ve porseleni aşındırdığından dolayı arkadaşlar ne yapıyoruz? Onları e, aşındırdıkları kapların kap türlerinin içerisine koymuyoruz. Yani metalin içerisine asidi koymamalıyız. Ve şöyle dikkatinizi çekecek bir nokta var burada. Dikkatinizi çekmesi gereken bir nokta var mermer. Bununla ilgili size bir şey söyleyeceğim. Lütfen yorumlara yazın size cevabını. Ben çok merak ediyorum. Eğer bunu biliyorsanız yaz, yazarsanız çok mutlu olurum. Bazı e, eski yapı girişlerinde yani ayağımızla girebilir şöyle ayakkabıyı çıkarıp da girebileceğimiz yerler var yapılar var ve o yapılarda giriş yerlerinde mermerler bulunuyor. Bu mermerlerin de böyle eğimli olduğunu görüyoruz. Bunların ne için eğimli olduğunu ve bu konuyla ne alakası var? Lütfen yorumlara yazın arkadaşlar. Biliyor musunuz? Merak ediyorum çünkü. Bazıları ise ele kayganlık hissi verir ve tatları acıdır diyebiliriz arkadaşlar. Hemen şuraya baktığımız zaman asit yağmurlarını görüyoruz. Asit Asit yağmurlarında atmosferde bulunan karbondioksit, azot dioksit ve kükürt dioksit ne oluyor? Havada su buharıyla bir araya geliyor ve asit yağmurlarını oluşturuyor. Bu asit yağmurları da kesinlikle ve kesinlikle tarihi yapılarımıza zarar veriyor diyebiliriz. Hemen devam ediyoruz. Geldik ısı ve sıcakla. İlk önce ısı ve sıcaklık arasındaki farkı biliyoruz. Kesinlikle aynı şeyler olmadığının farkındayız. Çünkü ısı bir enerjidir. Sıcaklık ise enerji değil ölçümdür. Isının birimi görmüş olduğunuz gibi kalori jül olarak söyleyebiliriz ve ısıyı doğrudan ölçmüyoruz arkadaşlar. Isıyı aslında biz hesaplıyoruz. Çünkü kalorimetre yani burada kalorimetre kabıyla ölçülür deniyor ama kalorimetre kabı aracılığıyla biz aslında ısıyı buluyoruz. Madde miktarına bağlıdır diyebiliriz. Sıcaklığa baktığımız zaman birimi derece Celsius'dur, Termometre termometreyle ölçülür ve madde miktarına bağlı değildir diyoruz. Şimdi şöyle söyleyebilirsiniz ya hocam ben bu konuyu tamam hani e, yüzeysel olarak anladım ama kavram. Kavramlar konusunda çok kafa karıştırıyor. Merak etmeyin, kavramlar ve formüller de şu anda görmüş olduğunuz gibi şöyle hemen göstereyim size açıklanmış bir şekilde ve çok basit haliyle e, bu yazılı notları içerisine işlendi arkadaşlar. Kesinlikle ve kesinlikle alırsanız çok memnun olacaksınız. Çünkü her şeyin tanımı var. Yani belli kavramlarda ders işliyoruz ama kavramların açıklaması yapılmıyor. Ben onun ne olduğunu bilmiyorum. Ne gerek var değil mi böyle bir şey? ilk önce anlamamız gerekiyor. İşte bunu da anlayıp öğrenebilmemiz için buradaki kavramları gözlemlememiz gerekiyor. Hemen devam edelim. Öz ısıya geçtik. Öz ısı dediğimiz şey neydi? Hemen şuradan okuyorum. Bir gram saf maddenin sıcaklığını bir santigrat derece değiştirmek için gerekli enerji. Çok basit. Öz ısısı yüksek olan maddelerin sıcaklık değişimleri zor olur. Yani daha geç ısınıp geç soğur. Öz ısısı küçük olan maddelerin sıcaklık değişimleri daha kolaydır. Çabuk ısınıp çabuk soğur. Bakın bu kadar. Yani burada anlatılan her şey burada hemencik kısacık verilmiş. Şimdi devam ediyoruz hemen. Öz ısının birimine baktığımız zaman kalori bölü gram Celsius derece diyebiliriz ya da jül bölü gram Celsius derece diyebiliriz arkadaşlar. Sıcaklık değişimlerine baktığımız zaman K ve L maddeleri için Gördüğünüz gibi özdeş ısıtıcılarda ısıtılmış maddelerimiz var. Biri 100 gram suyken diğeri 200 gram su öyle değil mi? Şimdi her ikisini özdeş ısıtıcı ısıttığımız zaman hangisinin daha çabuk kaynamasını bekleriz? Tabii ki de şunun öyle değil mi? Yani çünkü su daha az burada 100 gram kadar. O yüzden arkadaşlar kütleye bağlılığı da budur sıcaklık değişiminde. Baktığımız zaman K'nın L'ye göre daha çabuk kaynadığını gözlemleyeceğiz. Şimdi verilen ısıya baktığımız zaman ise şöyle eğer ki verilen ısıdan bahsediyorsa ısıtıcıların miktarına bakın arkadaşlar ısıtıcıların miktarına bir tane ısıtıcı var iki tane ısıtıcı var geriye kalan her şey sabit. O zaman ne bekleriz? Tabii ki de şu N kabındaki suyun daha çabuk kaynamasını bekleriz öyle değil mi? Şimdi geldik madde cinsi. Madde pte öz ısısına geldik. Özdeş ısıtıcılar var. Miktarlar aynı ancak cinsler farklı. Arkadaşlar öz ısısına bakacağız burada. Tabii ki de yağın öz ısısı küçük olduğu için çabuk ısınıp çabuk soğuyacaktır diyoruz. Hemen devam edelim ısı hal değişimine. Tanecikler arası bağların güçlenip zayıflaması sonucu oluşur diyoruz. Isıt, zayıflat, araya aç, soğut, güçlendir, arayı kapat. Bizim de bu madde tanecikleri ile ilgili kendimize oluşturacağımız bir şifre olabilir diyoruz. Hal değişimlerimizi unutmayalım. Bakın burası da önemli bir nokta. Hal değişimleri sizin senelerden beri gördüğünüz bir e, konudur aslında ve dolayısıyla Dolayısıyla bu daha da önemli olduğunu gösteriyor. Mesela katı maddelerin sıvı hale geçmesine ne diyoruz arkadaşlar? Erime diyoruz. Sıvıların gaz hale dönüşmesine buharlaşma diyoruz. Tam tersi olduğu zaman yoğuşma ve donma oluyor. Yani... Katıdan sıvıya, sıvıdan gaza geçerken ısı alırken, gazdan sıvıya, sıvıdan katıya geçerken ne oluyor? Isı veriyor arkadaşlar. Bir de hiç sıvıya uğramadan katılar kendi aralarında paslaşıyor. Katıdan gaza geçtiği zaman ne diyoruz arkadaşlar? Süblimleşme, gazın da direkt katı haline gelmesine kıralaşma diyoruz. Hemen şuradaki önemli maddelerden bahsetmek istiyorum. Kaynama buharlaşmanın en yüksek olduğu anda gerçekleşir. Bakın bu madde bile başlı başına bir soru demektir. Kaynama buharlaşmanın en yüksek olduğu anda gerçekleşir diyoruz. Erime noktası donma noktasına eşittir. Bakın grafiklerde karşınıza çıkar. Kaynama noktası ise yoğuşma noktasına eşittir. Bu da arkadaşlar ne olacaktır? Sınavlarda grafik olarak bile karşınıza çıkacaktır diyoruz. Ve kaynama ve buharlaşma arasındaki fark bakın buraya ön, ünlem koymak istiyorum. Buraya ünlem koyacağım. Çünkü kaynama ve buharlaşma arasındaki farktan da kesinlikle soru gelecektir. aralara sıkıştırılacaktır diye düşünüyorum. Kaynama bir sıcaklık değerinde gerçekleşiyor ve sıvının her yerinde gerçekleşiyor. Buharlaşma ise her sıcaklıkta gerçekleşir ve sıvının yüzeyinde gerçekleşir diyoruz. Bunu da unutmuyoruz arkadaşlar. Hemen devam ediyoruz burada. Hal değişim ısılarına az önce bahsettiğim grafiğe geleceğiz burada. Hal değişim ısılarına geldik. Şimdi size bu bununla ilgili püf noktası vereceğim direkt. Püf noktasını vermeden önce hal değişimi ne? Hal değişim sıcaklığındaki bir gram maddenin tamamen hal değiştirmesi için gerekli ısıya hal değişim ısıları diyoruz. Hal değişim ısılarını işte birimine de dikkat edersek iyi olur. Kalori bölü gram, jül bölü gram diyebiliriz. Burada erime ısısı donma ısısına daima eşit. Buharlaşma ısısı da yoğuşma ısısına daima eşittir diyoruz. Hal değişim ısısı küçük olan daha çabuk hal değiştiriyor. Şimdi hemen arkadaşlar şu ısınma, ısınma ve soğuma grafiklerine bakacağız. Şu anda görmüş olduğunuz yukarı doğru çıkıyor. Bakın eksi 10'dan 110 dereceye doğru çıktığı için grafik buna ısınma grafiği diyeceğiz. Tersi olsaydı buna da soğuma grafiği diyecektik. Size püf noktası da şunu verebilirim. Gördüğünüz gibi şöyle sabit kalmış yerler var öyle değil mi? Bu iki tane ise... Eğer iki tane ise ve ısınma grafiği ise başlangıçtaki maddenin katı olduğunu tak diye yazabiliriz buraya. Çünkü iki hal değişimi varsa en baştaki ve ısınma durumu söz konusuysa en baştaki madde daima katıdır diyoruz. Bu kadar basit. Hal değişim esnasında arkadaşlar tanecikler arasında boşluk artıyor. Görünüm heterojen oluyor. Yani burada katıydı ya şurada bir hal değişim haline girdi. Ne olacaktır? Katı sıvı haline gelecektir. Şurada da artık tamamen sıvı olmuştur. Burada da yine ne olacak? Heterojen bir görünüm olacaktır. Sıvı ve gaz haline gelecektir. Burada ise tamamen buharlaşma durumu söz konusudur. Diyoruz arkadaşlar hal değişimi sırasında sıcaklık sabit kalır. Bakın sıcaklık Sabit kalır ısıyla karıştırmayın. Anlaştık mı? Hemen devam edelim. Basit makinelere geldik arkadaşlar. Basit makineler bizim için çok önemli. Hemen tanımlarını yapacağım. Basit makineler iş kolaylığı sağlar. Kuvvetten kazancı görürüz, yoldan kazancı görürüz, yön değişimini görürüz. Ama neleri görmeyiz? İşten kazancı görmeyiz. Bir kere buraya dikkat. Size en çok eleyecekleri yerleri söylüyorum burada iddialıyım. İş kazancını ne diyorlar sanki iş kazancı varmış gibi bununla karıştırmanızı bekliyorlar ama siz düşmeyeceksiniz iş kazancı işten kazanç yoktur enerjiden kazanç yoktur iş kolaylığı vardır diyoruz kuvvetten kazanç kadar yoldan kayıp vardır diyoruz arkadaşlar bunlar önemli özellikler ve çeşitleri var basit makinelerin kaldıraçlar var makaralar var palangalar var arkadaşlar kaldıraçlara baktığımız zaman verebileceğimiz günlük hayatta örneklerimiz var sizin de bildiğiniz örnekler varsa lütfen bizimle paylaşın yorumlara yazmayı da unutmayın makas El arabası, maşa, cımbız, tırnak makası bunların hepsi kaldıraçlara verebileceğimiz örneklerdir. Ve kaldıraçlar da tür türdür arkadaşlar. Yani desteğin ortada olduğu, yükün ortada olduğu, kuvvetin ortada olduğu kaldıraçlar şeklinde değişkenlik gösterir diyoruz. Bizim için önemli olan şudur. Destek ile yük arasında ne kadar mesafe varsa bizim için önemli şudur. Destek ile kuvvet arasında ne kadar mesafe varsa kuvvetten kazançta o kadar fazla olacaktır. Mesela burada bir kuvvet var kuvvet ile destek arasında kalan kola biz kuvvet kolu diyoruz. Destek ile yük arasında kalan kola ise yük kolu diyoruz arkadaşlar. Bu yani araları eşit de olabilir. Birinin daha büyük olmasını da bekleriz. Diğerinin daha küçük olmasını da bekleriz. Bu bizim kuvvetten kazancımızı etkileyen değerlerdir arkadaşlar. Ve baktığımız zaman kuvvetten kazanç olduğu kadar da ne olacaktır? Yoldan kayıp olacaktır. Bunu da asla unutmuyoruz. Geldik şu ikincisine arkadaşlar. İkincisine baktığımız zaman ne görüyoruz burada? Yükün ortada olduğunu görüyoruz. Kuvvetin ise uçta olduğunu görüyoruz. Desteğin de uçta olduğunu görüyoruz arkadaşlar. Burada kuvvet bu yükü kaldıracak yani. Kuvvet kolunun ne kadar uzun olduğunu görüyor musunuz? Buraya dikkat ediyoruz arkadaşlar. Kuvvetin ortada olduğu kısmı da bakıyoruz. Ne olacaktır? Buradaki yol çok daha az görmüş olduğunuz gibi. Buradaki yol çok daha az. Bunlara örnek olarak da ne verebiliriz? Mesela şurada görmüş olduğunuz maşa örneğini verebilir miyiz? Kesinlikle veririz arkadaşlar. Desteğin ortada olduğu örneklere makas örneğini verebilir miyiz? Elbette ki veririz. Yükün ortada olduğu örneklerde de el arabası verebilir miyiz? Tabii ki de veririz diyoruz. Şimdi makaraların özelliklerine geldik. Arkadaşlar bu dediğim gibi kesinlikle ve kesinlikle daha detaylı izlemek istiyorsanız Tonguç 8. sınıf videosunda Tonguç 8. sınıf yazılı hazırlık videolarından daha detaylı halini izleyebilirsiniz. Şimdi makaralara geldik. Hareketli ve sabit makaralarımız var burada. Sabit makaraların bizim için önemli özellikleri şu. Buradan kesinlikle çıkar mı? Gerçekten çıkar. Sınavlarda da çıkacak. LGS'de de çıkacak arkadaşlar. İddia ediyorum yani. Çıkmazsa söylersiniz. Şimdi sabit makaralara baktığımız zaman buradaki yük ile kuvvet uygulanan kuvvet eşit. Yani Yok kazanç ya da kayıp herhangi bir kazanç ya da kaybımız yok. Ama bizim için neden önemli? Çünkü ben şu yükü yukarı çıkarmak için ne yapıyorum? Kuvvetle aşağı çekiyorum. Yani uyguladığım kuvvetle aşağı çekiyorum ipi. Yani yön değişimi var arkadaşlar. Dikkat edin. Bunda yön değişimi var. Hareketli makarada ise kuvvet kazancı var. Yani ben şunu çekebilmek için ne yapıyorum? sanki bir poşete iki kolumla almış gibi bir etki oluşuyor arkadaşlar. Kuvvetten kazanç olduğunu söyleyebilirim ama yoldan kayıp olduğunu kesinlikle söyleyeceğim. Yön değişimi yok. Yani ben bunu yukarı taşımak için de kuvvetli yukarı doğru ipi çekeceğim kesinlikle. Palangalar için eğer ki bir hesaplama gelirse... Ne yapacaksınız arkadaşlar? Kuvvet bulmak için yükü ikiye böleceksiniz. Bu palangaların bağlanma durumuna göre. Bakın şuradan gelmiş ve yukarıdan aşağı çekiyorum yukarıdan aşağı çektiğim ipin kuvvetini bulmak için yükü ikiye bölmem gerekiyor arkadaşlar. Hemen diğerine geldim. Ben bunu ne yapıyorum? Aşağıdan yukarı çekiyorum. Aşağıdan yukarı çekiyorsam eğer ki palangayı o zaman ne yapacağım? Buradaki kuvveti bulabilmek için de yükü üçe böleceğim diyorum. Harikasınız. Hemen devam ediyoruz yine. Basit makinelerin diğer örnekleri eğik düzenler ve çıkıklardır arkadaşlar. Burada vidayı, dişli çarkları, kasnakları da hatta... Ee, dahil edebiliriz. Ancak çok fazla önem verilmiyor. Yani eğik düzleme, çıkrağa, palangalara, makaralara ve kaldıraçlara verilen e, önem çok fazla verilmiyor buraya. Sadece bunlarla ilgili söyleyeceğim püf noktaları vidanın adım sayıları bizim için önemli. Şu aradaki mesafeler önemli arkadaşlar. Dişli çarklardaki diş sayısı bakın diş sayısı ve tur sayısı bizim için önemlidir diyebiliriz. Kasnaklarda ise çok çeşitleri var bu kasnakların ortadan böyle bağlanılan ve etraftan geçirilen bu etraftan geçirilen yani etraftan Halatın geçirildiği kasnaklarda biri nereye giderse diğeri de aynı yöne gitmek zorunda. Eğer ki çapraz durum olursa birbirlerine zıt hareket ederler. Bunu da unutmuyoruz. Eğik düzleme baktığımız zaman arkadaşlar eğim arttıkça bakın eğik düzlemde eğim arttıkça kuvvetin arttığını unutmayın. Burada niçin bu var? Çünkü genelde bununla ilgili sorular geliyor. Bakın bunu da yıldızladım. Hemen çıkrağa geldik. Çıkrağa baktığımız zaman çıkrık büyük R olarak gösterilen çıkrık koldur. Bunda hocam çok fazla formül var R. Hani hangi R'nin ne olduğunu bilmiyoruz diyebilirsiniz. Küçük R buradaki silindirin yarıçapı, Büyük R ise arkadaşlar çıkrık kolunun bir nevi sembolüdür diyebiliriz. Çünkü orada da bir daire oluşturulduğu için onda yarı çapını göstermemiz gerekiyor. Onda çıkrık kol diyoruz mesela. Eğer eğer ki çıkrık kolu silindirin yarı çapından büyük ise daima kuvvetle yükten küçüktür örneklerini verebiliriz. Peki basit makinelerle ilgili bazı örnekler yine neleri verebiliriz? Kahve değirmeni, direksiyonu, tornavide yine buna örnek verebiliriz arkadaşlar. Hemen devam ediyoruz. Geldik diğer bir e, üniteye enerji dönüşü ve çevre bilimi arkadaşlar. Şimdi bununla ilgili de bazı kavramlar var. Görmüş olduğunuz gibi üretici canlılar, otçul canlılar, etçil canlılar besinci Hiç korkmanıza gerek yok. Kısa, net. Ya hocam bana nokta atışı cümle yeterli diyorsanız, burada kesinlikle var. Onu da söyleyeyim. Mesela üretici canlılar kendi besinini üretebilen canlılardır. Kesinlikle ve kesinlikle arkadaşlar bizim için nedir? yeterli bir tanımdır diyebiliriz. Otçul canlılar sadece bitkisel kaynaklı besinlerle beslenen canlılar diyoruz. Mükemmel kesinlikle arkadaşlar. Mesela burada size bir tane tanım söyleyeceğim. Bu tanımı biyolojik birikim tanımını şu anda videoyu durdurun ve hemen altta yoruma yazın. Ya bu... E, normalde bizlerin gerçek anlamda öğretmenlerin çok sormayı sevdiği ama öğrencinin asla yazmayı sevmediği bir tanımdır. Hemen bakıyoruz. Canlı vücudunda çözünmeyen zararlı maddelerin canlıdan canlıya beslenme yoluyla aktarılması ve besin zinciri basamaklarında artarak birikmesi. Şimdi genelde biz ne yapıyoruz? Piramit üzerinde gösteriyoruz öyle değil mi? Yukarı doğru gidildikçe ne oluyor arkadaşlar? Zararlı maddeler canlıdan canlıya beslenme yoluyla aktarılıyor diyoruz. İşte bunu da biz biyolojik birikim diyoruz. Mesela size en çok zorlayacak tanımlardan bir tanesi bu ama çok basit mi? Evet görmüşsünüz olduğunuz gibi basit. Siz tonguç'ta kesinlikle ne yapabilirsiniz? Bu sınavdan 100 alabilirsiniz. LGS'de feni fullleyebilirsiniz diyoruz. Şimdi besin zincirine baktık. canlılar arası beslenme ilişkisi. Hemen bir enerji piramidimiz var arkadaşlar. Bu enerji piramidinin en altında üretici canlılar yer alıyor. Üretici canlıların ne olduğundan bahsetmiştik. Hemen üstünde işte birinci tüketici, ikinci tüketici diye gidiyor. Şimdi yukarı doğru gidildikçe de sayı yani pardon alanın azaldığını görüyoruz. O zaman en çok üretici canlıların bulunduğunu söyleyebilir miyiz? Söyleyebiliriz. Şimdi Yukarı doğru gidildikçe tüketici canlılarda aktarılan enerji azalıyor diyoruz. Birey sayısı azalır, vücut büyüklüğü genellikle artar diyoruz. kütle azalır diyoruz. Biyolojik birikim artar kesinlikle diyoruz arkadaşlar. Ve görmüş olduğunuz gibi burada ot çekirge kurbağa yılan. Hocam ben bunları yaparken gerçekten gına geliyor. Ne ne yiyor ben anlamıyorum. Şimdi bak yavrucuğum burada ok nereye doğru? Ottan çekirdeğe, çekirgeye doğru gitmiş doğru mu? O zaman çekirge ottan besleniyor demektir bu kadar. Kurbağa çekirgeden besleniyor demektir. Yılan da kurbağayı yiyor demektir. Ayrıştırıcılar ne için hepsi için var? Tüm kademelerde ayrıştırıcılar olmak zorunda çünkü hepimizi ne yapacaktır arkadaşlar? Bu ayrıştırıcı dediğimiz bakteriler, mantarlar arkadaşlar bizi doğaya geri kazandıracaktır aslında. Bak tüm canlıları doğaya geri kazandıracaktır diyebiliriz. Beslenlerine göre canlılar kendi besinini üretenlerdir, üreticilerdir dedik. Dışarıdan hazır beslenenleri ise tüketiciler diyoruz. Şimdi üreticiler bitkiler ve e, onlar diyebiliriz. Üreticiler, bitkiler, fitoplan, letonlar diyebiliriz. Bazı bir yücel canlılar diyebiliriz. Otla beslenenler, koyun, inek, atletle beslenenler, kartal, yılan vesaire vesaire arkadaşlar. Şuraya dikkat edin. Yani bunları zaten çözebilirsiniz. Ama şurada yani biraz kafa karıştırıyor. Üç tanesini bilseniz bile yeterli. Hem et hem de otla beslenen canlılar ayı, fare ve tavuk. Örneğini kafanıza yazın. Ondan sonra sınavlarda hiç sıkıntı çekmeyin. Evet arkadaşlar şimdi size ödüllü sorunuzla da baş başa bırakıyorum. Bugün beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Söylemiş olduğumuz gibi arkadaşlar açıklamada bu yazılı notlarıyla ilgili ulaşmanız gereken bilgiler yer alacaktır. Açıklamaya yazmayı unutmayın. Açıklamalara bakmayı unutmayın. Sınavlarda muhakkak gelecek olan yazılı notları buraya teker teker işlendi. Evet sınavlarda sınavları bitmiş olan öğrencilerin kaç aldığını merak ediyorum. Yorumlara yazmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.